Herkese sağlıklı, mutlu, huzurlu, bol yağışlı, bol yağışın sonrasında da güneşin açtığı koronasız günler dileklerimizle bugünkü programımızı açıyoruz. Bugün diyetisyenimiz Dilara Hanım'la beraber olacağız. Bu pandemi dönemindeki beslenme ve alışkanlıkların değişikliğinden kaynaklanan kilo problemlerini konuşacağız. Beslenmeyi konuşacağız. Hatta bizim her konuştuğumuz sağlık programında her yol aslında beslenmeye de çıkıyor. Ortopedi konuşsak da beslenme olduğu için de, dahiliye konuşsak da. Onun için beslenme bizim zaten vücudumuzu oluşturan yapı taşlarını aldığımız bir uygulama, operasyon aslında vücut için. Onun için bunu ne kadar iyi yönetebilirsek sağlığımızı korumak da o kadar kolay olabilir. Ana şeylerden biri beslenme, her şeyde karşımıza çıkıyor. Onun için biz bugün Dilara Hanım'la da bu konu üstünden geçeceğiz. Her zamanki gibi maskeyle açıyoruz. Maskenin önemini, sosyal mesafe, aradaki mesafenin önemi ve kalabalık ortamlardan olabildiğince kaçınmanın önemini, el hijyenini bahsediyoruz. Bursa özelinde şu anda bizim de hep dile getirdiğimiz bölgesel, yöresel, yani il bazındaki sayılarda açıklanmaya başlandı. Böyle daha şeffaf, insanlar görecek, ona göre tedbirini alacak. Gevşeme olacaksa il bazında ona göre olacak. Doğru bir uygulama. Bakanlığımız bu anlamda da, hükümetimize de teşekkür ediyoruz. İnşallah sayılar daha aşağıya da gelir. İnşallah. Gevşeme olduğu zaman hemen yukarı çıkıyor tabii. Biz gevşeme, bizim Türk insanı bir şey yapınca çok uçlarda yapıyor. Sıkılaştırınca, tam sıkı gevşeyince de arkasını getiriyoruz. Tam gevşiyoruz. Onun için bu önlemleri ihmal etmeden devam edeceğiz. Şu anda 65 yaş üstü vatandaşlarımız aşılanmaya başladı. O da çok önemli. Ondan sonra sırayla öğretmenlere de gelecek. Sosyal alanda yoğun çalışan personeller de kademe kademe aşılama olacak. Şu ana kadar 5 milyon dozu geçti Türkiye'de. Yaklaşık 4 milyon kişiye yakın aşılama oldu. Geçirenlerle beraber inşallah bu salgını Türkiye anlamında da, dünya anlamında da kırmış olacağız. İyi gidiyoruz. Ama bu çok fazla gevşemeyi gerektirmiyor bize. Bunu hatırlattıktan sonra maskemizi çıkaralım, biz sosyal mesafemizi sağladık. Birbirimize de dönüp durmuyoruz Dilara Hanım'la beraber. Hoş geldiniz tekrardan. Hoş bulduk. Teşekkür ediyoruz hocam. Kendinizi bir kısaca tanıtın isterseniz, tanımayanlar için de. 2013 Hacettepe Üniversitesi'nden mezun oldum. 2014 yılından beri Hayat Hastanesi'nde hizmet vermeye devam ediyorum. Bu yıl artık 8. yılımızın içine giriyoruz. Burada çok fazla danışanım oldu. Epey hizmet vermiş olduk Bursa'ya. Sosyal anlamda sosyal projeler de yürüttük. Zaten birçok kişi de artık yüzümüzü tanımıştır. Evet. Yani Hayat Hastanesi'nde çok zamandır bulunuyorum. Şey tarafına geçecek olursak, işte pandemi geldi. Bir seneyi Türkiye içinde doldurmak üzereyiz. Her şeyimiz değişti. Hayat tarzımız, işte hareketimiz, beslenmemiz. Bu dönemde size daha çok danışanlarınız, hatta siz online'da, evet, şu anda da hasta kabulü yapıyorsunuz, danışan kabulü. Çok yoğun zamanlarda da, pandemi dönemlerinde de yaptınız. İnsanlar ne diye geldi size daha çok? Yani hani beklentiler ne? Oradaki değişim tarafları neydi? Özellikle pandeminin 6. ayı itibariyle pandemi kiloları şikayetiyle geliyor danışanlarımız. Özellikle bugünlerde pandeminin 1. yılını devirdiğimiz için bugünlerde gelen çoğu danışanım, hocam son bir yılda 6 kilo aldım, son bir yılda 10 kilo aldım. Zaten kilom vardı, bir 10 daha aldım, artık işin içinden çıkamıyorum gibi şikayetleriyle bize geliyor danışanlarımız. Tabii ki pandeminin kilo artışını etkileyen ciddi bir faktörleri var. Mesela en başta bir hareketsizlik. Çünkü dışarıda hastalıktan korktuğumuz için artık alışverişlerimizi bile online yapmaya gayret ediyoruz. Ya da ya bir markete gidip dolaşıyorduk, evet, pazarda dolaşıyorduk, yürüyorduk. Onlar da kalktı. Hatta Türkiye'nin pandemi ile ilgili beslenme alışkanlıkları çalışmasında taze ürün alma sıklığı azalmış. Yani önceden her gün belki ekmek almak için dışarı çıkarken, şimdi haftada bir gün stoklayıp evde onları tüketmeye başlamışız. Ya da
pazar alışverişini çok ertelemişiz. Daha çok marketten alışverişe dönmüşüz. Pazar alışverişini azalttığımız için meyveden, sebzeden tabii biraz da hani uzak kalmaya başladık. Yani eşten, dosttan da duyuyoruz. Kimileri ya diyor ki ben bir senedir evden doğru düzgün çıkmadım diyor. Yani çok sıkı olanlar var. Tabii. Çok rahat olanlar da var tabii. İki uçta insanlar var. Bu alışkanlıkları da değişiyor. Yani markete bile online tarafına döndük. Alışverişleri azalttık, hareketi. Hareket çok azaldı. Beslenme alışkanlıkları da hatırlarsınız pandeminin ilk dönemlerinde un ve makarna rafları boşalmıştı ilk olarak. Şimdi bu dönemde karbonhidrat yoğun beslenme de çok gündemde oldu. Çünkü onlar çabuk bozulmadığı için evimizde stok var. Mesela ıspanağı alıp bozulduğunda hani bir tekrar almada bir zorluk yaşanabiliyor ama elimizin altında olan ürünler hep dayanabilen karbonhidratlı ürünler oluyor. Bir de aslında bakliyatlar da var yani. O bakliyatlar sizin önerdiğiniz şeyler. Çok önerdiğimiz şeyler. Önerdiğiniz. Ama sıklığı o taraf makarnadansa daha çok nohut, kuru fasulye, yeşil mercimek çok iyi olabilir. Bir de pandemide tabii biz insan sosyal bir varlık olduğu için sosyal ilişkilerden uzak kalmak biraz bizi yeme davranış bozukluklarına da itti. Yani can sıkıntısından yemek yeme diye tabir ettiğimiz bir şey bu. Duygusal yeme. Olumsuz bir durumu görmemek için ya da olumlulaştırmak için sevdiğimiz gıdaları fazla tüketmeye de başladık. Örnek tatlı mesela bunlardan biri. Hani önceden haftada bir gün evde bir sütlü tatlı yapılırken belki bu dönemde çocuklarımızın da evde olmasıyla beraber her gün yapılmaya başlandı. Bu da tabii ki hem hareketsizlik hem de sevdiğimiz gıdaların fazla tüketimi kilo artışıyla sonuçlandı yük burada. Yük olarak evet. Yeniliyor. Bir de hani çocuklarımız da bu dönemde mi baktığınızda kilo artışı yaşıyorlar. Sebeplerinden bir tanesi ekranda kalma süreleri %500 artmış. Yani öncesinde 1 saat, belki 1,5 saat zar zor hani aman izlemesine müsaade ettiğimiz çocuklarımızı şu dönemde parka çıkaramadığımız için dışarıda hani neredeyse kısıtlama saatleri o 1 ile 4 dışında herhangi bir yere de götüremediğimiz için çocuklarımız da online eğitim başladı. Zaten bilgisayarın başına oturuyor çocuklar. Önceden okulda sosyalleşiyor, hareketi vardı. O da oldu. Yani biz evde de yaşıyoruz. Yani bizim iki oğlan da yani hem tabii evin içinde hareketleri de azaldı. Arada olabildiğince çıkartıyoruz ama evin içinde kaldığı zaman can sıkıntısından yemek de oluyor. Yani öyle bir şey de var. Sıkılınca da, tabii streste ki de belki yani çocuklarda belki çok fark etmiyoruz ama strese giriyorlardır. Tabii biraz da bir yandan da öyle şey oluyor. Biraz bir şey patlaması yaşanıyor. Evet, yani biz ebeveyn olarak da onların sıkılmaları olmasa hani yemekle onları biraz da motive etmeye de çalışıyoruz. Hani sevdiği şeyleri vererek hani evdeki o sıkıntısını bastırmaya da çalışıyoruz. Ha, aynı şey yetişkinlerde de oluyor. Mesela hani evde mesela hafta sonları daha ağır, daha hamur işli, daha etli yiyecekler yapılarak sanki evde kalmanın olumsuzluğu bastırılmaya çalışıyor. Bu bir duygusal yeme zaten. Yani bunu bu şekilde kabul ediyoruz. Bir de pandemi sürecinde daha çok gözlemlediğimiz şey geç uyumalar. Yani gece 2'lerde, 3'lerde çok geç yatıp geç uyanmalar oluyor. Mesela bunu genç evde kalanlarda belki. Evde kalanlarda. Yani. Hani biz, o ritim bu. Ben kendime de hemen uyarlamaya çalışıyorum. Bana da uyuyor mu diye ama biz devamlı çalışanlar hayatın de içinde olduğumuz için. Tabii ki. Çocuklarda, evde kalanlarda. Çocuklarda, evde kalanlarda. Ev hanımlarında. Kilo artışının önemli sebeplerinden biri de bu uyku ve uyanma saatlerindeki düzensizlik de etkili oldu. Çünkü özellikle ben danışanlarımı hep sorguluyorum. Kaçta uyanıyorsunuz? 10-10.30. Kahvaltı işte 11-11.30 oluyor diyorlar. Neredeyse bir öğlen saati oluyor. Hani gelen danışanlarım da sorguladığım kadarıyla. Tabii çalışanların hani belirli sorumlulukları var. Erken uyanıp işe gitmeleri gerekiyor vesaire. Onları biraz durumun dışında tutmak lazım. Ama daha çok evde kalan özellikle ileri yaş grubu da buna dahil. Onların da birazcık düzenleri bozuldu ve ne yazık ki kilo artışıyla biraz karşı karşıya kaldı. Peki yani kışın da şey var mıdır bu yönde? Etkisi var mı? Çünkü ben de mesela son 2 ayda 2 kilo fark ettim. Yani soğuk olduğu zaman daha çok insanlar böyle karbonhidrat, yağlı şeyleri de tercih ediyor. Sanki vücut da istiyor. Yani hani şimdi, hormonal midir bu? Kış döneminde böyle gıdaları istediğimiz çok doğru. Yani mesela hayal edelim yaz
yazın kimsenin canı baklava çekmiyor. Yani ya da mesela daha hafif, şey. Daha hafif böyle bir karpuz yiyelim. Yağlı şeyleri yiyemezsin. Yağlı ben. Şeyleri daha çok kışın yiyoruz. Şöyle bir gerçek var. Evet, kış aylarında kilo artışına daha meyil oluyor. Zaten Türkiye araştırması da bunu gösteriyor. Kış aylarında ortalama 3 ile 5 kilo arasında normal bireyler kilo alıyormuş. Yaz, bahar ve yaz döneminde de bu kiloyu vererek yıl boyunca kilosunu koruyormuş. Fakat bu dönemde ekstra çıkış saatlerindeki kısıtlama ya da hastalıktan korktuğumuz için dışarıya çok fazla çıkmama tabii ki etkiledi bizi. Yani mesela son dönemde ekmeklerini evde yapan danışanlar da çok fazla. Şimdi ekmeği evde yaptığınızda tabii ki miktarını dışarıdan aldığınız ekmek kadar az, yani küçük asgari düzeyde tutamıyorsunuz. Daha lezzetli geliyor, daha çok yiyorsunuz. Ya da kış döneminde çay saati gibi bir uygulamamız var. Mesela akşam yemeğinden sonra akşam 8.30-9'da hemen hemen her Türk ailesinde olan bir kültür. Bir çay demleniyor. Yanında muhakkak çerezler, tatlılar, kekler, bisküviler. Bunlar oluyor. Aslında hani kış mevsimi... Aslında bizim toplumu yakan belki de orası. Evet. Kesinlikle orası. Yani kış döneminde şu akşam çayları bizi mahvet. Yani ben hep danışanlarıma da bunu söylüyorum. Çünkü yatmaya yakın bir saat. Genelde de ekranda bir şeylerin izlendiği bir saat olduğu için keyif için yenilen, bol kalori alınan bir saat. Yani kış saati belki hani yediğimiz o yağlı yiyecekten daha ziyade ben kış çay saatinin özellikle bizi kilo aldırıcı etkisi olduğunu düşünüyorum. Çünkü yanını da hep dolduruyoruz. Yani tek çay bize yetmiyor. İlla kestane oluyor, patlamış mısır yani oluyor. Kültürümüzde ikram etme, yeme, yedirme tarafı var. Tabii ki. Yani meyve oluyor belki geç bir saatte. Hatta bu şöyle bir dönüş, yani hastalıktan korunmak için de ye, aman zayıf düşme tarafı da var. Belki de o da etkilemiştir yani bu dönemdeki kilo artışını. Tabii ki şöyle, bunu hani danışanlarımızla da konuşuyoruz. Hocam hastalıktan korunmak için de yedim. Ama hastalıktan korunmak için mesela meyve sebze değil de tatlı. Yani tatlının karbonhidrata şekerin... Veya şöyle aslında soru olarak ben size sorayım. Hastalıktan korunmak için nasıl yemek lazım? Yani neler yemek lazım? Veya hani şu çok mu yiyelim? İşte çok tatlı mı yiyelim? Yoksa savunma sistemini destekleyecek yiyecekler var mıdır? Şimdi bağışıklık sistemini tabii destekleyecek gıdalarımız, çok kıymetli gıdalarımız var. Burada en önemli grubu proteinler aslında tutuyor. Yani yumurtanın, peynirin, işte balığın, etin, tavuğun, bunların günlük beslenmemizde yer alması çok kıymetli. Sebzelerin çeşitliliği çok önemli. Özellikle kış sebzelerine bakarsanız mesela yaz sebzelerinde daha az bir çeşitlilik görürken kış sebzelerinde renk cümbüşünü görebilirsiniz. Hani kırmızı lahana, işte beyaz, karnabahar, lahanalar, brokoliler bir renk cümbüşü var. Renk ne kadar fazlaysa antioksidan o kadar fazladır. Antioksidan da bizim için tabii ki bağışıklığı koruyucu, vücudumuzdaki o stres faktörlerini azaltıcı, bizi koruyucu bir etkiye sahip. Aynı zamanda mesela kefir gibi kaynaklarımız var. Bu probiyotikçe destekleyeceğimiz ürünler. Ve meyvelere de bakarsanız hep yoğunluklu C vitamininden oluşuyor kış meyveleri. Mesela kivi çok yoğun bir C vitamini kaynağı. Portakal, mandalina, işte greyfurt. Bunları... Ama belki de şey oluyor bizde hani bir yani greyfurt diye işte akşam vakti oturuyorlar portakal. Evet. 4 tane portakal yiyor. 2 tane bol C vitamini olsun diye de kivi yiyor üstüne. Evet. Şimdi burada hani danışanlarımızla da konuşurken hep bunu bahsediyorum. Ya bizim meyve alışkanlığımız nasıl? Gece saat 9.30-10 gibi annemiz bir leğen dolusu böyle meyveyle gelip hani soyarak veriyor ve biz burada tabii ki porsiyonu fazlaca kaçırdığımız için ve daha sonrasında hemen yattığımız için biz onun faydasını orada göremiyoruz. Ya da pandeminin ilk dönemlerinde danışanlarımda yatmadan önce meyve suyu içme alışkanlığı olanlar vardı. Hocam işte 3 portakalı sıkıyoruz, yatmadan önce içiyoruz C vitamini. Yani tam C vitaminini alıyor da onun şekerini de tabii ki yani süzme alıyor. Biz hani meyvelerimizi daha çok suyunu değil de tanesini posasıyla beraber yenmesi gerektiğini savunuyoruz. Ve tabii ki hani meyve de dahi olsa bu çok sağlıklı düşündüğümüz porsiyona muhakkak dikkat etmek lazım. Mesela gebelerimiz geliyor, günde 1 kilo meyve yiyor. Şimdi günde 1 kilo meyve yiyen bir kişinin bundan
faydasını göreceğini düşünmek. Tabii yani hani bizim böyle toplumda o var yani, ne kadar çok yersen o kadar iyiymiş algısı. Evet. Aslında porsiyon yani, porsiyon. Bir porsiyon. Oradaki alacağımız vitamin yeterli bize. Tabii ki. Yani evet, miktarına dikkat ettikten sonra o bize yetecek. Çeşitliliğe önem vermek çok çok güzel bir şey. Ama porsiyonsuzluk, yani bu az önce dediğiniz gibi ya hep ya hiç, hani pandemi kurallarında bile ya çok sıkıyoruz ya hep boş veriyoruz. Aslında bizim bu hayatımızın her alanına yansıyor. Bu beslenme alışkanlıklarımızda da böyle. Yani ya çok dikkatliyiz ya da ipin ucunu saldığımızda kaçırıyoruz. Önü bucağı durulmayan şekilde besleniyoruz. Tabii ki bu da bize karşılığı geliyor. Yani yağlar alarak geri dönüyor. Bir soru da şu: aldık kiloları, işte nasıl vereceğiz? Yani evet, var mı böyle bir şey, hani yedikçe zayıflatan bir şey? Besin yani çıkıyor haberlerde veya şok diyet, işte şöyle yaptık hemen evet, zayıfladık. Şu anda bunun zaten yöntemi nedir? Tabii önemli mücadele sebeplerimizden biri bu. Bugün artık yani zayıflama, Google'a zayıflama diye yazdığınızda karşınıza hep 5 günde 3 kilolar, 10 günde 7 kilolar çıkıyor. Ve doğal olarak hızlı alındığı için kişiler de bu kiloları hızlıca vermek istiyor. Ama biz şu dönemde şok diyeti yaparken bağışıklığımızı unutmamamız lazım. Nitekim pandemi şartları henüz daha devam ediyor. Hastalık bitmiş değil. Hani ne kadar aşılama faaliyetleri olmuş olsa da bağışıklığımızı düşürecek şekilde işte su kaybına, kas kaybına buna izin vermememiz lazım. Bu da nasıl olur? Kişilerin kendi hayatına, kendi beslenme alışkanlıklarına, damak tadına uygun planlanmış listelere ihtiyaçları var. Yani 3 vardiya çalışan bir kişiyle bir ev hanımının tabii ki beslenme programı aynı olamaz. Farklı düzeni, saatleri, porsiyonu. Evet. Ve beslenme programları kişilerin eğer hayatına uyumlu bir şekilde olursa zaten kişiler diyet stresi de yaşamadan hemen aldıkları kiloları hızlıca vereceklerdir. Yani aslında yani sizin de sağlamak çalıştığınız şey, hastalarınızda da danışanlarınızda da düzenli bir beslenme rejimi oluşturmak. Sürdürülebilirlik. Yani sistem evet. Evet. Yani o şok diyetlerin şok geri dönüşleri oluyor. İmmün sistemi düşürüyor. Evet. Uzun sürdürülebilir. O olmuyor yani. Tabii uzun sürdürülebilir. 2 hafta yapıyor, 3 hafta yapıyor. Sonradan daha fazlası geri dönüyor. Tabii ki. Evet. Çünkü bir alışkanlık haline psikolojik dönüyor. Tarafı da belki var bu işin. Çünkü yani yemedim diye geri dönüyor. Onun için belki de yani aslında sizin fonksiyonunuz oradaki kişinin hayat düzeni haline getirmesi. Tabii belki ki. Yani kişinin günlük hayatını aslında biz genelde bu 20-25 dakikalık seanslarımızın neredeyse bir 10 dakikasını kişileri dinleyerek geçiriyoruz. Yani bir gününüz nasıl geçiyor? Hı-hı. İşte saat şu saatte kalkarım, şunu yerim, bunu yaparım. Mesela danışanlarımın çoğunda ben şunu diyorum: hocam ben normalde 10'da kalkıyorum ama diyetteyken 7'de kalkıyorum diyor. Hmm. Mesela bu en başta zaten sürdürülemeyeceğini gösteren bir şey. Bu kişiler için hani genel olarak son dönemde gelen ve daha çok vaktini evde geçiren danışanlarımda ben iki öğün beslenmeye döndüklerini görüyorum açıkçası. Biraz geç bir kahvaltı, erken bir akşam yemeğine dönülmüş. Yapabilenler için uygun bir yöntem ama hani çalışma hayatında uygulanabilmesi oldukça zor. Çünkü biz burada hani 8.30-9'da mesaimizin başladığını düşünürsek 10.30-11'de kimse burada kahvaltı edemez. Hani o yüzden hayata göre, bireye göre, sevdiklerine göre, damak tadı alışkanlıklarına göre planlar yapılması lazım. Yoksa 3 gün 5 gün aman su diyeti de olsa yaparım, ne olacak, yeter ki zayıflayayım olduğunda kazanımları olmadığı için o 3 günlük su diyetinin arkasında bir şekilde gayet tabii dönüşü, ki geri dönüşler oluyor. Yani. Hatta tabii biz nasıl kilo vereceğiz tarafı, ya olması gereken diyetle vermek. Demin Doktor Evren Bey'i de gördüm de onun için ya verilemediği zaman obezite cerrahi ameliyatı da yapıyoruz biz. Tabii. Şimdi insanlar bazen soruyorlar nasıl vereceğim. O taraf var ama biz direkt ameliyat bile etmiyoruz. Yani hani Evren Bey'e de geldiğiniz zaman şunu demiyoruz biz. Yani hani gel ameliyat değil. Belli bir diyet programı uygulanıyor. Kişi uyumlu oluyorsa buna, o zaman belki de karar veriliyor. Onun için ana şey beslenme düzeninin sağlanabilmesi. Tabii ki. Spor nerede peki bu şey tarafında? Şimdi %60'lık kısmıyla diyeti
biz burada evet. önemsiyoruz. Çünkü gıda kısıtlaması, kalori kısıtlaması olmadan kilo kaybını hedeflemek çok da mümkün değil. Ama diyetin ayaklarının yere bastığı, böyle sağlamlaştığı durumda egzersizle bunu desteklediğinizde kilo kaybı çok keyifli hale geliyor. Yani duraksamalar olmuyor, kişinin motivasyonu artıyor, kas kaybı olmuyor, vücut şekilleniyor. Ve aynı zamanda şöyle ki diyetini yapan kişilerde hani belirli bir süreden sonra o kalori kaybına da vücut alıştığı için sporla o kalori kaybını daha devam ettirebiliyorsunuz. Hmm. Nitekim insanları aç bırakamayız, yani günlük hayat devam ediyor sonuçta. Belli bir dönemden sonra kalori kısıtlamasında spor bize çok büyük yardım sağlıyor ama mesela yüksek kilodaki danışanlarımızda 120 kilolarda 130 kilolarda biz diyetle spora aynı anda başlamıyoruz. Yani bu benim daha çok uyguladığım bir teknik. Çünkü insan fıtratında şöyle ki hep bu söylenir. Sigarayı bırakan bir kişi aynı anda diyet yapamaz. Aynı anda. Çünkü bunların ikisi de bir stres faktörü ve iradeyle savaş oluyor. Ya da spor için mesela diyetine yeni başlamış, daha açlıkla mücadele ederken bir de sporla yorulmak kişiyi çok halsiz, bitkin yapıyor. Ama diyetine alıştıktan bir iki hafta sonra, üç hafta sonra, İlk başlangıç aşaması, iki üç hafta sonra kilo kaybı başladıktan sonra, kişi uyumlandıktan sonra egzersizle desteklemek çok iyi oluyor. Hem de bu yüksek kilolarda dize ve ayağa çok basınç oluyor. O alışma aşamalarında ve doğru yani evet. 130 kilodaki birine koş derseniz çok bir anda olmaz, uygun değil. Dizler ve bacaklar... Ortopedistlere iş çıkarmış olur evet. bu sefer. O yüzden bunlar da hani ben diyet programlarını şöyle söylüyorum. Bu bir oyun, bir satranç gibi. Yani bunda belirli dönemlerde belirli hamleleri yapmanız lazım ki süreç güzel olsun ve süreç kalıcı olsun. Yani yoksa hemen danışanlarımızın çoğunun yaptığı bir şey. Mesela bize gelmeden önce muhakkak bunu deniyorlar. Hocam ben 15 gündür kahvaltımda bir dilim ekmek, bir haşlanmış yumurta, bir dilim peynir yiyorum. Ve işte öğlen sebze yiyorum, akşam sebze yiyorum mesela diyelim. Bu şekilde diyet yapıyorlar kendileri. Evet bu kolay ama ne kadar sürecek? Yani yumurtayı hiç yağda yemeyeceğiz mi? Hiç menemen yemeyecek miyiz? Ya da bunları çeşitlendirmek, bunları çeşitlendirdiğinizde bir kayıp olmadığını, bir kaçamak olmadığını anlatmak. Aslında doğru beslenme eğitimi vermek diyebiliriz yani bu süreçte. Tabii. Hani kişilere porsiyonu anlatmak, miktarını söylemek ya da bir örnek veriyorum, bir lahmacun yediğinde vicdan azabı duymamasını, porsiyonuna dikkat ederek yaşamanı sağlamak, mutlu olmak, mutlu bir şekilde yaşamak, bunlar bizim programlarımızın temelinde olan şeyler. Ama yani sonra aslında da onun yaşam şeyine dönüştürmek. Genel olarak bu şekilde de devam ediyor. Belki sonra da kilo dengesi oturduktan sonra uzun aralıkla. Tabii ama ki spor aslında yani tabii bizim o toplum kültürümüzde maalesef çok oturmamış bir şey. Yani evet. spor her zaman olması gereken, her yaşta, her vakitte, her kademede olması gereken şey. Aslında hem immün sistemi destekleyen bir şey çok spor. Ben kendimden örnek vereyim. Ben bir kış hiç hasta olmadan geçirdim. O zaman düzenli haftada 3 gün spor yapıyordum. Yani burnum dahi akmadan geçirdiğim bir şeydi. Hem sağlıklı, vücut anlamında sağlıklı olmayı sağlıyor. Hem de psikolojik anlamda tabii sağlıklı olmayı sağlıyor. Aslında diyet tarafında da motivasyon unsuru. Ama bizim o toplum alışkanlığı, aileden gelen alışkanlıklar belki zamanla oturacak. Onun için çocuklarımıza da olabildiğince bu anlamda bu alışkanlıkları verebilmek lazım ki ileride zorlanmasınlar. Dün bir hocanın da bir sözünü okudum. Günde yapacağınız 20 dakika egzersiz içeceğiniz besin desteklerinden çok daha faydalıdır tabii, diyor. Tabii. Yani her gün yapılacak 20 dakika. Yani çünkü hani vücutta hormonal dengeler var. Hani kortizol dengesi var, serotonin, dopamin dengesi var. Evet. Spor aslında onların hepsini tabii ki destekleyen ve immün sistemi de, metabolizmayı da kuvvetlendiren bir şey. Onun için spor her dönem tabii ki. Tabii sizin dediğiniz o geçiş dönemi için de yanlış evet. anlaşılmasın. Yok yanlış anlaşılmasın. Evet. O başlangıç aşamasında. Her zaman lazım ona. Sorulara da hızlıca geçeyim. Tabii ki, vaktimiz tabii de
iyi değerlendirelim. Adnan Ertuğrul iyi kandiller demiş. Biz girişte unuttuk. Tüm İslam alemin, tüm Türkiye'nin Regaib kandilini kutluyoruz. İnşallah hayırlı bir kandil geçirirsiniz. Verimli bir kandil. İnşallah. Deniz Kızıl sormuş. 8 kilo aldım. Önlemek için ne önerirsiniz? Aslında bunlara kısmen cevap verdim. Ben soruları da bir hızlıca okuyayım. İştahlı bir kız çıktı demiş İnci Hanım da. Yemek yemem duygusal açlık mı diye bir soru sormuş. Evet. Ona bir şey diyebilir miyiz yani? Muhtemelen öyledir. Pandemi sürecindeki bu özellikle kaygı durumuyla mücadele ederken hep böyle canımız bir şeyler yemek istiyorsa çoğunlukla duygusal açlık oluyor. Yani kaygı ve strese bağlı bir yeme. Eşen Hanım 6 kilo aldım demiş, yani hızlı aldım. Kalıcı hale gelmesinden endişeliyim demiş. Hızlı alınan kilolar hızlı veriliyor. Burada bu müjdeyi söylemiş olalım. Evet. Ama yani tabii kendiniz de bir düzen belirleyebilirsiniz. Ama dışarıdan yani hani bir diyetisyenden profesyonel destek almak çok farklı hale getiriyor. Yani hani ben kendimden de söylüyorum. Biliyoruz diyorsunuz. Mesela şimdi biz meslek gereği de hakimiz konuya ama olmuyor yani. Terzi kendi söküğünü dikemiyor. Veya yapacaklar belli ama dışarıdan da bir motivasyon, destek, dışarıdan bir bakış da gerekli. Onun için Eşen Hanım'ı da çağırabiliriz yani. Fevzi Hanım iyi dileklerinde bulunmuş. Ahmet Bey de iyi dileklerde bulunmuş. Başka var mıdır ekleyeceğiniz son olarak bir şey Dilek Hanım? Burada bu son bir yıldan bahsedelim. Pandemi süresince alınan kiloların daha kolaylıkla verilebilmesi için kalıcı hale gelmeden şu dönemde başlamak çok güzel bir zaman. Yani kendi kişiler kendi kendilerine de bunu yapabilirler. Çünkü Mart, Nisan, Mayıs, bahar aylarında vücut kilo kaybına daha hazır hale geliyor. Evde... O zaman hazırlayın kendinizi. Evet, hazır. Mart, Nisan, Mayıs'ta hepsini kaybedelim inşallah. Evet, inşallah. Evde olduğumuzda ve havanın da soğumasıyla beraber su tüketimini çok ihmal ediyor danışanlarımız. Tamam. Mesela suyu arttırarak başlayabiliriz. Evet. Bir yerden başlamakta fayda var. Ne kadar yani? Burada biz 1,5-2 litre mi? Kilogram başına aslında hesap ediyoruz. Yani 70 kilo birinin 2 kilo 100 gram yani yaklaşık 10-12 bardak kadar su içmesi lazım. Tabii kilo arttıkça içilecek su miktarı da artıyor. Onu da hesap etmek lazım. Ama o ideal bir kilodaki bir kişi için 2 litre kafi gelecektir su tüketiminde. Aslında pandemi döneminde bir de kilo verenler var. Şimdi ben arkadaşlardan da düşünüyorum. Hayat düzeni sosyalde çok dışarıda hareketli olan kişiler daha düzenli olduğu zaman kilo vermeleri kolaylaşanlar. Evet, öyle takip ettiğimiz danışanlarımız da oldu. Mesela dediler ki ya hocam şu pandemi bize çok iyi geldi. Neden? Çünkü davetler yok. Evet. Akşam işte bir yerlerde toplanamıyorsunuz. Evinize gelip yemeğinizi yiyorsunuz. Evet. Geç saate kadar toplantılar sürmüyor. Çünkü belli bir saatten sonra yasak var işte 9'da. İyi gelen bir grup var. Hatta hanımlardan da iyi gelenler var. Mesela normalinde günler gezmeler çok oluyordu. Şimdi günler gezmeler yok. O taraftan da avantajı. Evet, bir taraf. Avantajı çeviren de var. Evet, avantajı çeviren de var bu süreci gerçekten. Ama dezavantaj biraz çok. Daha çok. Çoğunlukta. İnşallah bir an önce bu günleri de aşmış oluruz. Sağlıklı, koronasız günlere erişmek dileklerimizle. İnşallah. Bizi izleyip dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz.